Kasım nasıl gelecek aşk meşk konusu? Şimdi ee, Kasım'dan sonrası tabii Şöyle ki. söyleyeyim, yılın son artık hmm. iki ayı ne çabuk geçirdik. Aslında dolu dolu yaşadık, ya. yıllar çok çabuk geçiyor, anı yaşamak gerekiyor. Neden anı yaşamak gerekiyor? Hayat bu bir gün, o da bugün. Hay Asuman da bana muhteşem şarkısı durabiliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum. Harika, ki, Hayat sevgili Asumancıma da buradan sevgiler. Evet sevgiler, sevgiler selamlar. <laughs> Hayat bir gün o da bugün. Niye kırılalım? Niye üzülelim? Niye darılalım? Niye bizi yıpratıp üzenlere öfke duyarak onların avurasını güçlendirip enerjilerini yükseltelim? Şimdi biraz önce izledim sizi ilişki ha. ve yaşam koçu evet. ile kuliste. Ee, benim en büyük tepkimdir. Biri Birine sınır koyuyorsam sınırımı koyarım saati, asla, asla telefonumdan engellemem. Hmm. O engel, da diyor engelleme. Engel bir değerdir. O değer size. Hmm. Bak. Hakkını verememiş ilişkinin. Hiç engellemedin mi? Hiç kimseyi engellemedin. Hmm. Hiç enge niye korkayım ki? Hmm. Neden? Korkmak Neden Kork baktı sinir herhalde o. Yok. E, karşı tarafı e, genelde narsis ve bencil insanlar enerjinizi çalarak beslenir. Hmm. Doğru. Kavga çıkarır, tartışma çıkarır, evet. hadsizleşir. Siz onu engellediğinizde bak sindirdim onu, hmm. korkuttum onu. Biraz Kom öyle bir tavır vardır doğru söylüyorsun. Engelde bu Demin vardır. Demin Tuna çok güzel bir şey söyledi BTR'de Tuna Tüner. Dedi ki hiçbir kadını bir erkek rahatsız edemez o şey vermediği sürece. Fırsat vermediği sürece evet. kesinlikle. Yani bu, bu kadardır. Yani stratejiyle aşk yaşanmaz. Hmm. Aşkta strateji yoktur şeffaflık vardır. Siz şeffafsanız kadın olarak, erkek olarak bir de tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk diye bir şey vardır. Ruhlar birbirini bulur. Ben birçok danışanıma söylüyorum. Burçlara geçmeden hemen bunu anlatayım ki. Lütfen. Şimdi ben aldatıldım, kırıldım. Ardından başka bir aşk yaşadım. Yine kırıldım, aldatıldım. Dönelim geriye birlikte bakalım haritanın üzerinde. Niye hala öfke duyuyorsun, nefret ediyorsun? Öncelikle ben de... yine seni aldatanı buluyorsun. Bak niye? Geçmişe duyduğu nefret, öfke aynı filmi bir daha çekmesine neden olan bir jöri getiriyor, hı hı. bir aktörü getiriyor. E Kendi seçiyor. Kendi, Kendi seçiyor tabii, tabii. ki. Tabii. Ben aile dizilimi yapıyorum. Birçok e, teta healing'den kuantum taça kadar eğitimler almış olan bir birey olarak ben de evlenmiş, ayrılmış bir bireyim hmm. ve iki tane çocuğunda annesiyim. Sen az şeyler yaşamadın. Canım. Ama teşekkür ediyorum. Tabii. Çünkü e, hiç kimse kimsenin hayatına boşuna girmez. Seni sen yapan şeyler. Evet. Hatalar, cevaplar. Teşekkür etmek gerekiyor. Evet, yani ama teşekkür edene kadar bir gücüne gidiyor ya olay. Ama e, ruh yıpranmadan büyümüyor. Aa güzel. Bir yaptım. dibe vuracaksın ki tam yukarıya Yok, çıkarsın Yok sen bir çıkmışsın. Sen <laughs> bir gördüm gördüm Bu akşam tamamız yani. Gel burçlara bakalım o Hadi zaman. Hadi Bu arada bu ne şu? Şu ne? Bu bizim çakra antenimiz. Aa, birazdan testler yapacağım. Aa birazdan Aa, az, az sonra açın. ne ne a, çak, Oo! O. Ne oluyor? Maşallah'ım var. Ne oluyor? Bayağı iyi. Bana baksın ne oluyor? <laughs> Bakalım şöyle stüdyoya tutalım. Ha. Ben de döndü, fır döndü. Bak sizde dönmüyor. Niye dönmüyor. dönmüyor. çocuklar? Bir daha yap bakayım. Bakayım. Uuu. Bakar mısın? Ne oluyor? Ne demek bu? Yani senin hiçbir çakran kapalı değil. Açtım. Marmara Adası'ndaydım üç gündür. O barası memleket bana oh, iyi süper, geldi. O süper. Bakar mı? Dönüyor. Evet. Aa. <laughs> Az sonra aura, Aura'ya başlar. bakacağız değil Bakalım mi? Bakalım ne kadar kendini seviyorsun, kendine ne kadar değer veriyorsun. Yazalım editörüm az sonra canlı yayında Aura testi. Bunu ediyorsun. ev bizi izleyenler herkes yapabilir. evde kendi başına da yapabilir. Birazdan ama önce Kesinlikle. burçlarla. Şimdi öncelikle Zodiac'ın ilk burcu Koç. Tamam. Yalnızsa eğer Kasım'da gerçek aşkı buluyor hmm. ve tesadüf yoktur. Rastlantı da yoktur. Neden vardır? Özellikle 19 Kasım'a kadar olan süreçte kalbi boş olan, yalnız koçlar. olan koçlar hayat eşlerini yaşamlarına çekecek. Bu arada hatırlatalım yükselenlerini konuşuyoruz değil evet, mi? Tabii Hep ki. Hep söylüyor Nuray bana o yüzden Daima yükselenlerinize yükselen bakıyoruz. yükselen burcunuzu dinleyeceksiniz. Evet, evet. Bir koçsanız hayatınızın aşkı hayatınıza girebilir. Hmm. Boğalar evlilik kararı alabilir. Hı. Süre gelen ilişkileri varsa, e, zaten huzur odaklı bir burçtur boğa. İş olsun diye ilişki yaşamaz. Venüs'ün yönettiği iki burç sıradan değildir aşk Hı. ve evlilik konusunda. Venüs boğayı veterandır. Sadıktır ben da değil mi boğa? E, bak şimdi. Aslında bu yanlışı ben de yapıyorum. Öyle mi? E göre değil de doğum haritasına göre yapmak lazım. Yapmak Doğru. lazım. Evet. Şimdi bir terazi stelyumu olan bir erkek aldatır ve ihanet eder. Hmm. Aynı bak aynı şey terazi kadını için geçerli değil. Hmm. değil. Bir boğa, Venüs boğadaysa, Güneş boğada, bir boğa stelyumu varsa o kadına da, o adama da bir bakıp düşünmek lazım. Hmm. Tabii ki. Allah Allah. Düşünmek lazım. Peki İki, Kova e, bak Kova e, ya dahidir ya delidir. <laughs> bak ben Arası yok yani. Orta yok. Tamam. Şimdi ben çok zeki bir kadınım ama normal olsaydım ama bir deli tarafında var. Bak gökyüzüyle niye uğraşayım? Niye, niye ne, gökyüzü gerek ne gerek var? Ne gerek var? Niye yer? Kova yok. öyle boğa öyle durduk. Şimdi Koçlar <laughs> hayatlarının aşklarını seçiyor. Boğalar evlilik kararı alıyor. Evet. İkizler çok hareketli bir süreçte. Hayatta evlenmem diye büyük konuşanlar bilin ki evlenecekler. Peki ikizlere nasıl bakacağız? Ee, i̇kizler erkeğine iyice çözüp güven duymak gerekiyor. Hareketli, Bak duydun, duydun mu? Bak bizim ekipten ikizler var orada. Yerinde duramayan. <laughs> peki tamam. Ama aşık oldu mu tutkuyla aşkı yerler. Aa, Peki. Yani e gerçek bir ikizlerse. Ha. E, ama hani kadını kadını çok hareketlidir. Yerinde duramaz. Ama bak değişim sever, yenilik sever. Sıkılı. Ve çalışmayı sever. Hmm. Ve aurası güçlüdür ikizler kadının. Hmm. Sıradanlık sevmez. Ve donanımlı bir kadındır ikizler kadını. Boş erkekle işi olmaz. Peki. Yengeç Dorukta aşk yaşamayı sever. Bak benim yükselenim yengeç. Hı. Ben e, saplantılı severim. Saplantılı. Saplantılı severim. Tutkuyla severim. Hı. Zorsun ama. E, Kolay. Saplantıyla severim. Saplantı. Ben söyleyeyim adamın işi zor. O beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Taşıyabiliyorsa gelsin. Yani ben tutkuyla severim. Sevmeyi severim. Ha. Aşkı severim. Hmm. Aşk çok güzel bir duygu. Hmm. Yengeç yükselen yengeç, güneş kova, hmm. ay aslan. Ee, ben bir astroloğum. Hmm. Benimle oyun oynayanlar feci oynar. Ay korkunç senin. Sana çok de kolay <laughs> değil yaklaşma. Peki yengeçler ne bekliyor? Ee, bir çok yükselen yengeç hmm. evlenecek. Evlenecek. Onlar da. Herkese evlendireceğin evlendireceğini anladığım Dönüşüm kadarıyla. ve bak dönüşüm bak. ve değişim sürecine girdiler. Hmm. Yani bu. İlle resmi nikah kıyarak evlenmek gerek de değil. Aynı evi de paylaşabilir. Hayatı da paylaşabilir. Ben zaten e, hani ruh nikahına inanan bir kadınım. Hmm. Her şey imza üzerinde sürseydi. Olması gerekmiyor, gerekmiyor zaten. Gerekmiyor. Ama güzel de bir şey. Tabii bu ki evlilik çok ki yani. kutsal bir şey. Evet. Kesinlikle çok Peki. kutsal. Peki. Ama ciddi bir müessese. Tabii. Öyle bunu kolay dilerim olmazsa ayrılırım değil yani. Bunu yani. taşıyabilecek kişiler imza atsın. Hmm kaldırabilecek kişiler imza atsın. Adliyeleri dosyalarla dolu. İşte geçen gayadayız. hafta avukat e, izledim. E, ya çok müthiş hikayeler anlattı. Yani e, işte o ütü, kamyonlar. Ütü ütüyle elektrik süpürgesi kavga çıkarıyormuş. Düşünsene ayrılırken. Ya. Yani. Ya <laughs> bana mı söylüyorsun? Ya evet senin de kitabın kitabın var biliyorum ama. Ya peki bir şey soracağım aslında bunu da sormak lazım dur bitirelim sonra şeyi sorayım mesela ayrılıkta en korkunç burç nedir? En korkunç evet. kovadır. Kovadır. Ama erkeği kadını değil. Aa. Kadını çünkü boş verir. En uyumlusu en huzurlu. Ayrılık. Ayrılıkta en evet. uyumlusu terazidir. Terazi. Tek. En uyumlusu terazi. Tek ya. Hemen affeder, özgür bırakır. <laughs> affeder, özgür bırakır. <laughs> ama acısını da dibine kadar yaşar. İşte ben yükselenim terazi. Terazi tabii. acısını dibine kadar yaşar. Fakat şu vardır ya Anadolu'da. Dikçik gibi durur. Tabii. Güçlü Sen dik dur, gülümse. Niye gülümse. gülümsediğini merak etsen ama için ağlıyor. Kan İçindeki <laughs> sen ses çığlık çığlığa bağırıyor. E sen yükselen terazisin tabii. 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 Ah kendine ettiğin haksızlıklar. Neyse dur devam İşti yengeçten. Bitti. Devam evet edin. yengeçler dönüşüm ve değişim sürecine giriyorlar. Ve evlenecekler kendilerini belki. Öyle aşkla yenilerken aynı evi paylaşabilirler, hayatı paylaşabilirler. Muhteşem. Aslan çok aşkla işi yok. Hmm. Tamamen Kasım ve Aralık'ta işine, kariyerine odaklanıyor. Birçok izleyeni de izleyenin de sesini duyar gibiyim. Ne işim olur aşkla diye. Onun cebi doluysa kalbini doldurur. Cebi dolu değilse, maddi açıdan kendini güçlü hissetmiyorsa aşk ikinci plandadır. Kenara Ama bırakır. Parası varsa hmm. aşkı da dolu dolu yaşar, partnerini de ödüllendirir ve mutlu eder. Hmm. Başak e, ciddi bir burçtur. Kasım'da ve Aralık'ta. Dengeli ve düzenli yaşamak isteyecektir. Ama ben Başak kadınlarına e, dişi olduklarını unutmamaları gerektiklerini hatırlatmak isterim. Hmm. Siz birer dişisiniz. Dişi o özelliklerinizden vazgeçmeyin. Hayret yani, Evet. E, Başak erkeklerine de Kasım ve Aralık'ta ilişkiniz varsa, partnerinizin değerli olduğunu evet. Hatırlattınız hatırlattınız. Hatırlatmadınız kapı dışarı oluyorsunuz. Hmm, çok Bak, ciddi ayrılıklar olabilir. Evet. Benden söylemesi. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi girmeden önce bütün ekibe sordum burçlarınız nedir diye. Hiçbir tane iki tane çıkmadı. Bütün şeyler burçlar farklı. Yani ne demek bu? Düşündüm kendi kendime. Şimdi senin haritanda hangi element eksik? Ha. Ee, Bireyler boşuna bir arada toparlanmazlar. Ya bak yani hepsi farklı. Burcu iyi kameramansın. Yay. yay. Burası yay. Söyleyin çocuk. Koç. Koç. Ateş. İkizler. Burası Koç. 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 Bak. Aslan. Ateş. Aslan? Ateş. Boğa. Bak gördün mü? Toprak. Görüyor evet. musun? <laughs> e bütün zodya toplamışsın bir araya. Tabii bu bu ekip ayrılmasın. <laughs> Bana bakın. <laughs> Kolay kolay da ayrılmayacak gibi evet. görünüyor. Bak çok Bu, ilginç hakikaten güçlü bir aura, güçlü bir evet. Avura, evet. Güçlü bir Döndürdük evler. bana bak. Evet çevirdik <laughs> bir kere. Evet çevirdik. Yani terazi, Hı. teraziler çok acı çekti. Hı. Çok acı çekti. Bu son üç yıl onların hayatı alt üstü olmuştu. Hı. Ama şu an öyle bir sürece girdiler ki hayatımın alt üstünden daha iyiymiş demeye başladıkları bir süreçteler. Dolayısıyla yeni aşklara başlayabilirler. Hatta başlamış bile olabilirler. Hı hı. Yüzleri gülerken terazi bulunduğu ortamda huzur ister. Hı hı. E, o huzuru yaratmak için elinden geleni yapar. Bulamadığı anda da usulca çekilir. Hemen giderim. Nasıl gittiğini anlayamazsınız o kadar. bile. Terazi kadın nedir? Erkek nedir? Terazi erkeği e, aşkta biraz. Sorayım. Aşkta eğer bir terazi sterilimi yoksa mükemmel bir erkektir. Hmm. Nazik, zarif, kalbe dokunur, zihne dokunur, gönüle dokunur. Ama e, gerçek şeffaflığı ve dürüstlüğü göremiyorsa bir anda kazandığınız terazi erkeğini bir anda kaybedersiniz. kaybedersiniz. Terazi kadını aşk kadınıdır. Aşkı dorukta yaşar. Hak ediyorsa partneri. Uçurur. Business uçurur. Güm diye de bırakır. Ama <laughs> hak etmiyorsa. Bir, business uçurur. Business uçurur. <laughs> Öyle bir bırakır Takti ki diye çakılır. Bırakır. Peki. Kesinlikle. Ee, terazi için zaten tutkunun, mutluluğun ayı, kasım ve aralık. Wow, ne güzelmiş. Bak güzel kasım şeyler söyledi. Gece 1'e 16, de, gece bana güzel şeyler. Büyük söyledi. sürprizler bekliyor terazileri. Hem maddi hem manevi. Hadi Allah'ım sen biliyorsun amin. Amin, çok amin, çok çok amin. Peki. Akrep, akrep. Aa yönetmenimiz Akreptin sen de, değil mi? Evet. Şimdi Akrebin adı çıkmış 9'a, bir daha inmez 8'e. <laughs> çapkın, çapkın, çapkın diye. Bilmiyorum. Her çiçekten bal alırsın. Sen kendini ne sanırsın? Kadın mı erkek mi? Kadını da erkeği. İkisi de. İkisi de. Ama ne yapsın? Kavun mu ki? Tanısın. Koklayarak, koklayacak, Sarkı. tanıyacak. Gerçek aşkı buldu mu? En sadık kalan burçtur. flörtöz olmasına rağmen. Çok flörtözdür ama gerçek aşkı bulduğunda ölene kadar sadık Süper. kalır. Onlar bu süreçte Onları ne bekliyor? İş ve para konusunda zorlandıkları bir süreçte oldukları için biraz Kasım onlar için sancılı bir ay. Hmm. Yaklaşık 20 Kasım'a kadar korkmayın, sabırlı olun. Şükredin, dua duaydın, bekleyin. Hı. Kesinlikle. Ve eğer şu anda ilişkilerinizde zorluktan geçtiğiniz bir süreçteyseniz partnerinize şu sözü söylemeyin. Zor bir süreçten geçiyorum, beni zamana bırak. Ha. Partnerin seni zamana bırakacak da zaman onu sana bırakacak. Evet. Anı yaşa diye öyle başladın ya Evet anı yaşa sen yaş e Anlatırken ben de bir taraftan şey bakıyorum sorulara Yani akreplere tavsiyem Beni zamana bırak deme Ne işine Ne içinde bulunduğun ilişkiye O seni zamana bırakır da Zaman onu sana bırakır mı Bak bir izleyicimiz Şöyle yazmış Bütün burçları denedim olmuyor Sorun erkeklerde olabilir mi Hayır canım <laughs> sorun bence yaşayıp bitirdiklerinize duyduğunuz öfkeyi ve nefreti bitirmediğiniz için. 12 burcu da dememiş mi? Dememiş. Maşallah. Yorgunsunuz dinlenin. <laughs> Çok bir, şey. bir süre dinlenin. İzole olun. <laughs> Kendinize bir ağaçlara şekilde. sarıldım falan. Ben bir süre ağaçlara sarıltıyordum. ya. Sarıldın insan. evet biliyorum. Ee, müthiş bir şey ama biliyor musun? <laughs> Bütün mental bedenin temizleniyor. Sevgili hocam Kubilay Aktaş'tan aldığım eğitimler sayesinde, ee, ben bayağı bir sarıldım. Bayağı Baya bir, bir. Bu izleyiciydi onun yıllar. Oduna da sarıldım. Sonrasında ağaçlara da sarıldım. Şimdi gerçek hasarsık, sarılacağım haritama göre ah, bekliyorum. Hadi bakın yok yok bekliyorum. ben dur onlara gireceğim şimdi devam edelim. Şimdi yaylara gelelim. Yaylara. Ee, özgürlükçü Evet ve hep özgür bırakılmayı isteyen yaylar havaya girdiğiniz anda kasım ayında evrenin tokatını yersiniz. Aman diyor. Ben asla vazgeçilmezim ben asla bırakılmazım gibi havalara girmeyin. Evren tokatlayabilir sizi. Dikkat edin diyor. Dikkat dikkat diyor. Yay kadın nasıl, yay erkeği nasıl? Yay erkeği e, özgür, hı hı. sürekli havalarda uçan, e, partnerini de özgür bırakan ama aynı zamanda sinsi sinsi arkadan araştıran merak eden. <laughs> Stalk eden <diyorsun. gülüyor> Hiç merak etmiyormuş gibi görünen. Ama bayağı merak. En çok merak eden tip evet. ya erkeği. Yay kadını kendinden emindir. E, cool hmm. Ve beyin yakar. Hmm. Kesinlikle. E, bu dönem Özellikle ilişkilerine ve beraberliklerine sarılmaları, sahip çıkmaları gereken bir ay Kasım ayı. Eğer ilişkilerini yaralamadan aralığa geçerlerse yeni yıla tutkuyla girebilirler. Güzel ama dikkat etsinler. Çok dikkatli. Peki. E oğlak Hı. disiplin ve düzen. Hı. Bir vazgeçse şu tutumluluğundan. Hı. Oğlak erkeği cimridir. Kızmasınlar bana. Cimri. Parasını sever. <laughs> Parasını sever. <laughs> Parasını sever. Buradan alır, buradan tutar. Çok zor bir şey yapı. Yani zaten mi? bak aşkta parasında cimri olan adam. Çoksa aşkta. Her şeyde cimridir. <laughs> Cinsellikte de cimridir, tutkuda da cimridir, her şeyde cimridir. O yüzden Allah oğlaktan olaktan e, kurusun aşkı seven kadınları. Hmm, Gerçekten. Bak, bak şimdi konuşmaya başladın, her şey çıkıyor ortaya yavaş yavaş. <laughs> Ama oğlak sadıktır. Kadın. Sadıktır. Cimridir, mimridir ama sadıktır o. Olak oğlak kadın. kadını e, mürebbiye olmaktan vazgeçse hmm. e, yanlış ilişki yaşıyor oğlak kadınları. E, üşümesin. Ya annesi gibi acıkmasın. Biraz. Evet. Hmm. Oğlak kadını en büyük yanlış işte, en büyük yanlışı evet üstünü örtme Üşütecekse de kendi örtsün yani Üşütsün. üşütürse üşütür. Koruyup kollayarak ilişki yaşanmaz. Anne olma modundan çıktığı evet. anda Doruktaş yaşayabilir. Evet. Hadi gözünüz aydın. Plüto 19 Kasım'da Oğlak burcundan ayrılıyor ve Kova burcuna geçiyor yani bizlere. Yani evet. Dolayısıyla eskiyi yıkıp yeniyi kuruyor. Oğlaklar için artık arınma ve temizlenme dönemi. 19 Kasım'dan sonra gözünüz aydın. Birçok oğlak çok yaralandı, çok yıprandı. Çok zor bir 19 yıl geçirdiler. Ama artık şimdi düğün bayram. Ay. Kesinlikle. Çok güzel var. Peki. Ya kovalar? Hı. Şimdi kova aşkı nasıl yaşar? Sabit bir burçtur. Sabit fikirlidir. Erkeği kadını? Erkeği sadakatsizdir, Sadakatsiz. narsisttir ve bencildir. Kızabilirsiniz. Kimdi kova? Var mı kova? Yok. Şükürler yok olsun kova. yoksun. Yok şükürler kova. olsun. Kova yok diyor ya. İnanılmaz. Kova var mı Rejde çocuklar? Kova erkeğinden çok iyi arkadaş olur. Çok iyi dost olur. Sevgili olur. Hoca olmaz. Bak yok kova. Kova yok. Çok şükür kova bulamadık. Bak çok güzel. Ay ay evren temizledi mi acaba? Artık dünyaya kova... <laughs> yani korkmuşsun. <laughs> Olacak iş mi bu? <laughs> ben böyle diyorum. Kova erkek olacaksa kova erkeği Dedi bir önceki konum işte kovaydı. Beyefendi. Evet evet dedi ya çok seviyor benim burcumu dedi senin için. Tabii tabii. <laughs> Ama belki yükseleni farklı. Belki. Peki kadını? E, dahidir, zekidir. Ona bir adım atın. O size yüz adım gelir. Hmm. Yani e, ona yapılan iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz. Ama intikam peşinde koşmaz. Hmm. o Şimdi Plüto Oğlak'tan ayrılıp 19 Kasım'da kovaya geçiyor. Bütün kovaların dünyası değişiyor. Hmm. Hayatlarını iyi yönde yeniden inşa edecekler, sağlam temeller üzerine kuracaklar. Ah güzel kesinlikle Peki, süper. Ya balıklar? Balık. Minnoş, zarif balık kadınları. Elde tutulamayan balık erkekleri. Hmm. Kaygan bir zemin gibidir bir balık erkeğiyle aşk yaşamak. Hmm. Dolayısıyla e, sadakatsizliklere ve ihanetlere çok Hazır açık olur. oldukları bir ay, Kasım ayı. Hmm. Yani birçok balık kandırıldığını, arkasından dönen gizli oyunları... Görebilir ve yüzleşebilir. E, bence e, bir insan sizin kıymetinizi bilmiyorsa, balık, balıklar için söylüyorum, sizin görmediğinizi Allah görüyor. Sizin duymadığınızı Allah duyuyor. O yüzden şimdi aldatıldıysanız, ihanete uğradıysanız, bana bu haksızlığı nasıl yaptı diye üzülüyorsanız, İyi ki yaptı, iyi ki yaradan elimden Mutlaka aldı diye bir şey edin. olacak. Yani Tabii hakkında ki. gücüne giden, hakkında hayırlısı olacak. Aynen yani. öyle. Değil mi? Evet. Yani gücünüze giden konular aslında sizin ödülünüz. Sonra anlıyoruz ama. Çok sizin doğru. bırakamadığınızı Çok doğru. yaradan elinizden alıyor. Evet. evet. Ama işte olgunlaşmak, farkındalığa ulaşmak için acı çekmek gerekiyor. Malibu. Ben bunu her programımda söylerim. Beden kirlendiği zaman suyla temizleniyor. Evet. Hmm ruh kirlendiği zaman ağlayarak temizleniyor. Yüce Yaradan o gözyaşını bize boşuna vermemiş.